الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين Aziz müminler, şerefli Müslümanlar, geçen dersimizde hatırlanacağı gibi insanın yaratılışı, Hazreti Adem aleyhissalatu vesselamın çocuklarının birbirleriyle evlenmesi ve bu hususun nasıl ve ne şekilde cereyan ettiğini, bu mevzudaki ilahi hüküm ve kanunları anlatmak ve aktarmak idi dersimiz. Ancak dersin bir mukaddimesini geçen ders, bir giriş mahiyetinde bir açıklamasını yapmıştık. Bu meseleyi neden sorup duruyorlar? Bu meseleyi sorup duranlar kimlerdir? Maksatları ve gayeleri nelerdir? Bunları açıklamaya çalışmıştım. Temelde insanın yaratılışını Allahu Azimüşşan'a, onun kudretine, onun iradesine, onun ilmine bağlandığını, üzerinde henüz tefsirini tamamlamadığımız bir ayet-i kerimeyi de arz etmeye çalışmıştım. Bugün yine devam edeceğiz ve bu meseleyi bütün açıklığıyla inşallahü teala bildiğimiz kadarıyla, kütüb-i tefasirde bulabildiğimiz kadarıyla sizlere söylenmesi gereken hususları Allah'ın inayetiyle arz etmeye devam edeceğiz. Aziz müminler, İslamiyetin, dini celili İslam'ın temel prensiplerinden, inanç, iman esaslarından birisi biliyorsunuz, her şeyi yaratan ve her şeye kudreti yeten, her şeyi ilmiyle ihata eden Hazreti Allah'tır Celle Celaluhu. İlmiyle, iradesiyle, kudretiyle her şeyi ihata, yani içine alan, her şeyi kuşatan Allahu Azimüşşan'dır. Allahu Azimüşşan'ın kudretinin, ilminin, iradesinin yetişemeyeceği hiçbir mefhum ve mana yoktur. Müminler bu şekilde iman ediyorlar. Bu şekilde iman ediyoruz. Böyle olunca bütün meseleler, mevzular hep bu itikadın, bu inancın istikametinde ortaya konacak. Temel iman esaslarına aykırı, katiyen bir şey söylenemez. Onun için hiçbir kapalılık, hiçbir gizlilik bırakmadan mevzularımızı ilahi kudret altında, tabii ilmin bulabildiği ve izah edebildiği kadarıyla da yavaş yavaş zamanın, tekniğin, ilmin ve fennin de ilerlemesi şekli içinde İslam'ı anlatmaya devam etmek vazifesi düşüyor. Biz Müslümanlar ilmin, tekniğin, fennin, kimyanın, fiziğin, matematiğin, sosyolojinin, psikolojinin, anatominin gelişmesini inancımıza, itikadımıza aykırı bulmuyoruz. Hatta şöyle inanıyoruz, ilim ilerledikçe fezanın derinlikleri, okyanusların derinlikleri,
maddenin esası, atom enerjisi, nükleer denemeler ve bütün insan elinde ve aklında ilerleyen mevzular ve ilimler daima Allah'ın daha büyük olduğunu ispata yaramıştır. Allah'ın kudretlerini ortaya koymuştur. İlmin inkişafı, fennin inkişafı, modern teknolojinin devamı ve genişlemesi Müslümanı kesinlikle ürkütmez ve korkutmaz, tam manasıyla müminin imanını takviye ve teyit eder. Korkmayız. Hristiyanlık aslını ve esasını kaybettiği için ilmi gelişmelerden, fenni icatlardan ve buluşlardan korkuyordu. Karanlık orta çağda Hristiyanlığı az çok inceleyen kardeşlerimiz bilirler ki kilise ilmin ve fennin ortaya koyduğu hiçbir şeyi kabul etmiyordu. Hatta orta çağ denilen ki İslam'ın bütün imkanıyla parladığı bir devir ama Hristiyanlığın bütün karanlıklarıyla devam ettiği bir asır o zaman. Dünyanın döndüğünü, dünyanın yuvarlak olduğunu dahi kilise ve papazlar vallahi kabul etmiyorlardı. Dünyanın yuvarlak olduğunu ve dünyanın döndüğünü dahi kabul etmiyorlardı. Bütün dünya tarihine geçmiştir ki hepiniz hatırlarsınız. Galile isminde meşhur bir tabiat alimi vardı. Galile. Meşhur yaşlı ihtiyar bir alim. Tabiat alimi, fizik alimi. Gökler üzerinde, yer üzerinde çalışmalar yapmış bir alim Galile. Tespit ettiği ilmi hakikatleri sonunda söylemek zorunda kalmış ve dünya yuvarlaktır ve dünya dönüyor demişti. Bunu söyler söylemez kilise tarafından, papazlar tarafından Galile tutuklanmış, tevkif edilmiş ve derhal ölüme mahkum edilmişti. Engizisyon mahkemesi tarafından 500 üyeli bir mahkeme ölüme ve idam edilmeye mahkum edilmişti. Bir tasın içerisinde zamanın en korkunç zehirini içmek suretiyle ölüme mahkum etmişlerdi. Arkadaşları, dostları, yakınları yaklaştılar Galile'ye. Dediler ki, Galile, her ne kadar dünya dönüyor dediysen de gel bu sözünden vazgeç, kilise kabul etmiyor, papazlar kabul etmiyor, Hristiyanlık kabul etmiyor. Böyle zehir içip ölme, vazgeç bu sözünden. Yanlış konuştum de, böyle bir şey yok de, sözünü değiştir dediler. O da ilmi şahsiyetini, ilmi haysiyetini koruyamadı. İhtiyar Galile mahkemenin huzurunda, evet siz doğrusunuz, dünya dönmüyor, dünya yuvarlak değil dedi. Bunlar dünya tarihinde yer almış meseleler, Hristiyanlık dünyasının rezaletleri bunlar. Alemi İslam'da böyle bir şey göremezsiniz. Evet, ölümden kurtuldu Galile ve dostları koluna girdiler, koltuğuna girdiler, mahkemenin salonundan çıkarıyorlardı. Koridora geldiği zaman duramadı yerinde Galile. İlmin tespit ettiği neticeyi nasıl inkar edebilirdi? Bir ilmi hakikati nasıl saklayabilirdi? Birdenbire mahkemede olduğunu unuttu, bir kelime çıkardı ağzından ve ağzından çıkardığı kelime bütün tarihlere geçmiş. Epür simül diye bir kelime çıkardı. Yunanca bir kelime. Epür simül. Yani buna rağmen her ne kadar mahkemede dünya dönmüyor, yuvarlak değildir dediysem de buna rağmen dünya dönüyor, dönüyor deyiverdi. Ağzından kaçırdı. Hemen tekrar tutukladılar, yakaladılar ve bir fare gibi, bir sıçan gibi zehirlemek suretiyle o müthiş alimi idam ettiler. İlimden korkuyorlardı. İlmin inkişafından korkuyorlardı. Hristiyanlık öyleydi, kilise öyleydi. Daha sonra bugünkü imkanlara İslam'ın ortaya koyduğu ilmi araştırmalar sonunda her şey gün ışığına çıktı. Rönesansı, reformu İslam'ın inkılabından sonra yaptılar. Bunlar bütün gerçeğiyle ortaya çıkmıştır. Anlatılması lazım olan meselelerdir. Ve bu kaynaklar elimize geçmiştir, vesikalar elimize geçmiştir. Avrupalı insaflı bir takım insanlar kitap yazmışlardır. Hatta bir zaman piyasaya çıkmış bulunan mühim bir kitap vardı. Aslen Alman olan insaflı bir adam bir kitap yazmıştı. Doktor
Sigmund Hung isminde